Canlar dostlar, kardeşler, ne haber? Age of Empire 4'te Çin seferine çıktık. Büyük bir heyecan, aşk ve tutkuyla. Tam savaş vaktinde açtım. Şöyle göstereyim. Şu köprülere uçmuştu buraya. Köprü yaptık. Yeni bir İsmail mancınık yaptı. Tamam. Şimdi buranın burayı alma vakti abi. Önce piyadeler. İleri abi. 3 numara. Okçular peşinden hemen. Piyadelerim. Birinci grup ileri. Üçüncü grup ileri. İkinci grup. Herkes abi, herkes. Herkes gelsin abi. Gençler siz topları. Çünkü o toplar şimdi biraz başımıza bela atacak. Tamam. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmıyoruz ha. Böyle bitti bitti yok. Sürün. Kapı kaldı lan bir. Oğlum ne oldu lan? Ne oldu? Keşfet, genişlet, hadi lan diyor. Yok edin abi, yok edin. İkinci grup. Şey 3-3, pardon 3. 3 lan 3. Arkadaşlar 3 tane şey tutuyor, adam tutuyor. Moğollara karşı yıllarca süren istikrarlı savunmanın sonunda iki şehirden ilki nihayet Kublai Han'ın ordusuna yenik düştü. Artık Kublai Han ile Çin tahtı arasındaki kalan tek şey Song'un son sığınağıydı. Yani Shang şehri. Abi şöyle bir toparlanalım. Using the immense range of the great trebuchet, Ismail aimed to lay waste to Shangyan's great keep. Aferin lan İsmail. Şurayı bir uçurun abi. Birinci grup. Birinci grup.
Şimdi gençler, 5. grup. Bir gelin abi. Saunay bir tecrüben düşman şehrini gözetlemek için İsmail'in imparatorluk doğanını kullan, tamam. Anam. Kim vurdu lan mancını? Geçseniz bir tarafa. Oo. Geri abi geri. Hancıcığım. Seni vuramazlar. Sen şuradan bir at bakayım. He? Anam vurdular lan. Onu vurmamaları gerekiyordu. Abi buradan nasıl vurdular ki onu? Şimdi nasıl yapacağız abi? Biraz askeri öldüreceğiz. Yok, hopça tata somukta. Şin tuşadırdı, dedim ben. Hani tuşadık, uhla. Gençler, şuraya ateş edin ya. Daha askeri üretiyor şey de ondan ya. Abi siz nereden konuşun? Kaç kişilik abi? Hadi abi şunu bir yap ya. Ben de iki tane yap. Bunların uzak mesafeden vurması gerekiyordu bunu. Niye vuramadı abi? Köprü mü yapmak lazım illa? Oradan geçeceğiz. Abi bir tane hoca üretemiyor mu ya? Ablacığım şuraya bir hoca yeri yapsan ya. Dur abi İsmail bir doğanı salsın. Bunu buradan vurması lazım abi ya. Teknik tarasu. Tam vuruyor mu? Сост тудана белин.
Ашлах цаг боллоо. Хөдлөх цаг боллоо. Ismail's counterweight trebuchet proved its might. İsmail'in yerleri titretmeye karşı ağırlıklı katapultu, Song'un ruhunu ve direncini kırarak gücünü kanıtlamıştı. Shangyang'ın büyük iş kalesi böylece fethedildi. With Shangyang's gate undefended, the Mongols could now repair the connecting bridge to the Song stronghold. Köprü onar, tamam. Abi hocayı şöyle alabilirsek. Надуур ажил өгнөн бойца. Гүйтгсөн. Бүгдийг мэдчихгүй. Тушаалыг дагсуу. Ордон врулаа, шунда врум. Аби. Тамаа. Би дэ капи. Тамаа. Тамаа маа. Надуур ажил өгнөн бойца. Кардеш кёпи башла сен. Жасад сэлбэх буй буй юу? Одоохон. Tamam, bu köprü hızlı oluyor. Tamam. With the city in disarray, the Mongols were free to. Şehir kargaşa içindeyken Moğollar artık imparatorluk sahini özgür gözüne kestirmişti miydi, bir şey dedi. Abi hoca gitmedi mi? Tamam, o hocalarına kadar biz burayı fethederik oğlum. Gençler, dalın. Tam buraya. Merkezine indireyim abi, şöyle her tarafı. İmparatorluk şey sarayıymış. Ne sarayı lan? Mongol warriors flooded the streets of Shangyang as the Song defenders rose to make a desperate last stand. Son direniş. Uy, kayaya çarptılar lan. Güzel. Abi her yeri yok ederek gidiyor. Hadi Mahin. Hoşçakalın.
Abi, birinci grup bura. İkinci grup. Taraf. Üç, içeriye. Bak bak bak, saraya bak saraya. Shangyang hanedanının muazzam burcu olan Shangyang düşmüştü. Son hanedanını. Kublai Khan dedesi Cengiz Han'ın başlattığı işi bitirmişti. Artık Çin'in tahtına oturabilir ve kendi yüce hanedanlığını kurabilirdi. Başta çadırları yıkmasa mıydık? Bunlar bizim olmuş. Devam et abi. Shangyang Qin. Bura mıymış lan? Moğol ordusu Shangyang savunmalarını parçaladı ve şehri ele geçirdi. Duvara baksana abi. Sonra Kublai Khan son hanedanının kalıntılarını Güney Çin boyunca kovaladı. In 1279 at the Battle of Yamen, the Mongols destroyed son savunmacılarını yok ettiler. Yamen. Kublai Khan artık Çin'e hakimiydi ve Yuan hanedanını kurdu. Shangdu Moğolların başkenti. Shangdu'daki saraya alimlere, tüccarlara ve dini liderlere açıktı. Moğollar nezaket ve dini hoşgörü sergilediler. Ancak aynı zamanda acımasız ve şiddet gösterdiler. Bu da Moğol İmparatorluğu içindeki çelişkileri tipik tipik gösterdi. Aha yine dağa çıkıyor. Cengiz Han Moğol kabilelerini tek birleştirdiğini, bir teknoloji ve ticarete inanılmaz ilerlemeleri gerçekleştirmişti. Ve Doğu ile Batı arasındaki kalıcı bağlantılar kurdular. En parlak döneminde neredeyse 100 milyon kişi Moğol egemenliğinde yaşadı. Bu dünya nüfusunun çeyreğiydi. Moğol İmparatorluğu daha küçük topraklara parçalanmadan önce yaklaşık 200 yıl dayandı. Ancak efsanesi bugün hala sürmektedir. Cengiz Han görevi dünyayı tek bir imparatorluk altında birleştirmekti. Ancak her seferinde sonsuz göklerin altında yatan uçsuz bucaksız çimenlerin olduğu Moğol bozkırına geri döndü. Ve burada dünyanın bildiği en büyük imparatorluktan birini kurdu. Güzel. Güzeldi. Tamam bitti abi. Kalkan Nehri ne? Oyunun başıydı öyle. Osmanlı ustalığı.
Gençler, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Tüm seriyi. Güzel bir seriydi. Devam ederim yani. Normanları, Moskova'nın yükselişini, Yüzyıl Savaşı'nı oynarım. Ekstradan şöyle şeyleri de var. Abi geride. Tüm mü çıkıyorsun lan? Hayır. Ana sayfa. Çok oyunculu da var. Onları da oynarız. Beraber de oynarız isterseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bölümde veya serilerde. Hoşçakalın.